Selamlar, sevgiler, kitaplı günler değerli dinleyicim. Tanıtımını yapmak istediğim kitabın adı Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa. Bu kitap kendi kendine psikoterapi rehberi olarak değerlendirilebilir. Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, kendi alanında yazılan ilk bilimsel temelli kendi kendine yardım kitabı niteliği taşıyor. Klinik rahatsızlık düzeyinde olmayan sorunları kişinin kendi kendine aşmasına yardımcı olmayı hedefleyen bu çalışma, insan psikolojisine dair bilgileri yaşamdaki karşılıklarıyla birlikte anlaşılır hale getiriyor. Kitabın temasal konu başlığı yaşamı anlamlı kılan ve kılmayan unsurun ne olduğu konusudur. Yaşamın anlamı ve anlamsızlığı konusuyla bağlantılı olan diğer konu başlığı ise, istek ve ideallere uygun hayatı neden sürdüremiyor olduğumuz konusudur. Yaşamsal olayları çözümlerken hatanın nerede yapıldığı, duyguların aslında nelere işaret ettiği, yaşamı zorlaştıran temel bilişsel özelliklerin neler olduğu, beynin gelişimiyle ruhsal rahatsızlıklar arasında nasıl bir bağlantının bulunduğu konuları kitabın diğer konu başlıkları arasında yerini almaktadır. Kitap, bilişsel davranışçı terapist Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübe ve akademik birikimini yansıtıyor. Yazarın ifadesiyle yaşamı anlamsız bulmak depresyonun sonuçlarından biridir ve yaşam sadece depresyon karşısında anlam kaybına uğramaz. Yaşamdaki anlam sorununa, anlam sıkıntısına, anlam dağılmasına ve anlam yitimine daha geniş bir yerden, yaşama eyleminden bakılmalı. Yaşam, aile, iş, ikili ilişkiler, toplumsal etkinlikler, hobiler gibi çeşitli alanlarda gösterilen eylemler bütünüdür. Kişi yaşamı oluşturan bu alanlarda ne yapmak ve nasıl yaşamak istediğinin farkındaysa, değer ve idealleriyle ilişki içindeyse ve yaşamını bu değerlere dönük yaşıyorsa, davranışları ve konuşmaları bu ideal ve değerleriyle uyumluysa kendini iyi hisseder, hayatı anlamlı bulur ve mutlu olur. İstek ve idealleriyle teması kesilmişse, değerlerine uygun bir hayat yaşayamıyorsa kendini kötü hisseder, hayatını anlamsız bulur ve mutsuz olur. İnsanın hissettikleri bedensel duyumlarının ve duygularının tümü, ya iç ya da dış dünyadan kaynaklanır. Mutluluk, iç ya da dış dünyada yaşananlara tepki olarak hissedilen bir duygudur. Mutluluk, kendi başına bir hedef değil, hedeflere uygun davranıldığında ve onlara yaklaşıldığında kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Kendimizi iyi hissetmek, iyi düşünmek ve iyi yaşamak bir bütündür ve birbiriyle ilişkilidir. İyi yaşamaksızın iyi düşünmek ve iyi hissetmek içsel bir dünyada kaybolmayı ve yaşamsal kopukluğu netice verir. Diğer yandan kötü düşündüğü ve kendini kötü hissettiği için aslında çok da kötü olmayan yaşamını ıskalamak ve içinde bulunduğu gerçekliğin iyi yönlerini zihninin olumsuzluklarına kapanarak yaşayamamak da acı ve olumsuz bir sonucu getirir. Gerçekçi, duruma uygun ve yararlı düşünmeyi öğrenirsek, duygularımızı tanıyıp anlama ve değerlendirme becerimizi geliştirirsek, kendi değer ve ideallerimize uygun bir hayat sürersek, hem hayatımız, hem düşüncelerimiz, hem de duygusal tepkilerimiz birbiriyle uyumlu ve sağlıklı olmaya başlar. Ve bu iyi yaşamaktır. İyi bir yaşam hem ruhsal hem de bedensel anlamda iyi olmayı içerir. Kitabın tanıtımını tamamlamış bulunuyorum.
kitaplı, hikmetli, irfanlı, bilgelik dolu günler diliyorum. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.